asla bulamadığımız mutluluğun formülünü bugün bulabilir miyiz? Serhat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sevgili seyircilerimizden özür dileyerek Serhat diyorum. Çünkü çok eski dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Ama benim hocalarımdan, büyüklerimden öğrendiğim bir şey var ki ekrana çıkan kişi ne kadar dostun, arkadaşın olursa olsun seyircine yine bunu bildirmen gerekir Tabii, diye. çok güzel. Sevgili Serhat Yabancı gerçekten verdiği taktikler, önerilerle ilişkilere yön veren evlilik ve ilişki danışmanı, aile terapisti bugün yine hayatımıza yön verecek. Sorularla başlayalım mı? Başlayalım. Sonra seyircilerimizden şunu rica ediyorum. Gerçekten interaktif bir program olsun. Siz de programımıza katılın. 0212 333 33 70 71 burada canlı yayın telefon numaralarımız. Sosyal medya hesaplarımız var. Bana hemen Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Nur Viral kendi özel Instagram hesabım ve bütün soruları okuyorum. Her yerden ulaşabilirsiniz. Evet. Sorularla başlıyoruz efendim. Nur Hanım günaydınlar. Karım kilo vermesi için spor salonuna gidiyor ve ben kendim yazdırdım diyor. Ama karım bana küstü. Hata mı yaptım diye de sormuş. Niye küsmüş yani? Şundan dolayı küsmüştür. Karısını kilolu bulduğu için belki bunu dile getirmiştir. Beni niye olduğum gibi kabul etmiyorsun diye küsmüştür. Şimdi Nur şunu çok net söyleyeyim. Böyle istediğimiz gibi davranıp sonra beni olduğum gibi kabul et demek doğru bir durum değil. Yani eşimizin görselliği bu evliliğin bir parçasıdır. Erkeğin öz bakımı, kadının öz bakımı bizim ilişki sorumluluğumuzdur. Yani ben istediğim kadar kilo alabilirim, beni yine de sev. Ben onu sevmek zorunda değilim. Aa, neden biliyor musun? İyi gün kötü gün ne oldu? Ama bir dakika, keyfi bir kilodan bahsediyorum. Keyfi olarak. Çünkü ama diğeri de... Serhat'cığım hiç kimse keyfi kilo almaz ya. Ama ben şunu söyleyeyim. Diğeri de desin ki ben de böyle işte yıkanmıyorum, tıraş olmuyorum, göbek yapıyorum, sen de beni böyle sev. Sorumlulukların ucunu bir kaçırırsak kadının kilo sorunu, erkeğin tıraş sorunu, göbek sorunu, ilgisizlik. Bu bir... Kişisel bakımla kilo aynı şey mi? Ama o da bir sorun. Sen hiç hayatında kilo aldın mı? Almadım. Ya o yüzden konuşursun ama böyle. Şunu söyleyeyim. Hiç hamile kaldın mı sen? Daha şu an için doğurmadım. Çok zor bir şey çünkü yani kilo ama onu olmak, söyleyeceğim. Kilolu bak. Sen olmak. Dikkat edersin. Elinden geleni yaparsın kilo olursun. Buna itirazımız yok. Herhangi bir hastalığın vardır. Psikolojik altyapılarıdır. Buna da itirazımız yok. Ama keyfi olarak sadece kiloyu değil aslında. Bu kilo başlığı altında diğer alt sorumlulukları da söylüyorum. Yani, peki. Yani burada iki taraf birbirine karşı sorumluluk sahibidir. Birbirine karşı dikkat etmek zorundadır. Kilo da bundan biridir, öz bakım da bundan biridir, ilgi de bundan biridir. Tabii ki kilo aldığımızda da eşimiz bizi sevmek zorunda, hastalandığımızda da sevmek zorunda. Ama biz de dikkat etmek zorundayız. Biz kadınlar galiba böyleyiz ya. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkla. Biz kadınlar hiç erkeğin elini bırakmıyoruz ama siz erkekler bizim kadar gerçekten yüreğinizi ortaya koymuyorsunuz ilişkide. Tamam, bugün bütün intikamını benden alacaksın. Ben galiba. Anladım. Ben anladım. Haksız mıyım ama? Ya şöyle. Kadınlar daha sadık değil bak, mi ilişkisine? Seni destekleyecek bir örnek vereyim. Lütfen. Engelli ve hasta çocuğu olan ailelerde erkeklerin boşanma oranı çok yüksek. Bravo. %70'e yakını da erkeğin terk etmesiyle. Bırakır. Yani annenin tartışılmaz burada bir özverisi, emeği var. Anne olmak bambaşka bir şeydir. Buna itiraz etmiyorum. Kadın olmak da ona benzerdir. Yani kadın sahiplenir, aidiyet hisseder. Buna itiraz etmiyorum. Ama bu soruyla ilişkilendirdiğimizde de kadının da erkeğin de kendine bakma yükümlülüğü vardır. Kadın eşine küsmüş. İşte beni spor salonuna yazmıyorsun diye. Ama belki de güzel bir hareket yapmıştır. Değil mi? Bir yerden başlaması gerekiyor. Bu açıdan da düşünmek lazım. Desteklemek olarak da bakmak yani gerekiyor. Yani evet, bir de kocam spor salonuna yazdırıyorsa ona niye küseyim? Evet, yani bu büyük bir motivasyondur, destektir. Sen kalkmazsın yerinden, o seni yazar oraya. Acayip bir soru olmuş. Evet bu. Bir şekilde yere, kalkar gidersin, sonra dersin ki ya istemiyordum ama iyi ki de geldim, bak hem spor yapıyorum hem iyi hissediyorum hem küçük küçük kilo verdim. Müthiş bir motivasyon aslında. Bence de. Ne yapsın peki beyefendi bu durumda? Kendi düşüncelerini aktarsın. Seni beğenmediğim için değil. Ya şöyle bir şey aslında... Kilolu bir kadın kendini de mesela ileri düzeyde kilolu bir kadın içten içe kendisini de aynada çok beğenmeyebilir. Niye biz bu gerçekleri aman biri kırılmasın diye saklıyoruz ki? Yani ben 150 kiloysam kimse diyemez yani. Ben 150 kiloyum ve kendimi müthiş iyi hissediyorum. Sen zayıf olduğunda daha sağlıklı olacaksın. Zayıf dediğim daha uygun kiloda olduğunda. İdeal daha, beden. Evet, ideal beden. Daha sağlıklı hissedeceksin, daha iyi hissedeceksin. Yani bunlardan yüzleşmekten kaçmamak gerekiyor aslında. Peki, doğru söylüyorsun. Şimdi gerçekten hep tersten söylüyorum ya, ben onun için bazen şey geliyor. Hani. Çok haklısın ama ben bazı kadınları da gerçekten anlamıyorum. Neden anlamadığımı söyleyeceğim. 2 yıllık kocası kendisine güzellik diye sesleniyormuş. Bu çok şık bir şey değil mi? Bana mı öyle geliyor? Bakalım sorunun cevabı, sorunun devamında ne çıkacak? Ama hanımefendi de diyor ki bana aşkım ve sevgilim demesini istiyorum. Ve aramızda çok ciddi çatışma çıkıyor. Ben çok şey mi istiyorum diyor.
Kadına kısmen hak veriyorum bu sefer de tersinden bakalım. Hadi hoppa. Evet. Neden biliyor musun? Senin sevme tarzın diğer insanın sevilme tarzıyla eşleşmeli. Yani sen birini seviyorsan onun istediği gibi de onu sevmek zorundasın. O diyor ki bana aşkım dediğinde ben daha çok kendimi iyi hissediyorum. Daha çok sevildiğimi hissediyorum. Erkeğin burada ısrarla hayır ben senin istediğin gibi değil de kendim istediğim gibi seni sevmek istiyorum dediğinde sevilen kişi burada kendini yetersiz hissedebilir. Artı buradaki kavramlara çok takılmayalım. Tamam aşkım desin ne olacak ki değil mi? Yani bizim sevme şeklimiz karşıdakinin sevilme şekliyle eşleşirse müthiş bir ilişki dinamiği çıkabilir ortaya. Yani kocam aşkım sevgilim demiyor güzellik diye sesleniyor diye mesela ona darılmam. Darılmak değil yani bu talebini ifade etsin. Ortaya etmiş koysun. Ama kocası ısrarla güzellik kocasının diyormuş. Kocasının buradaki direncini bulmamız gerekiyor. Niye ısrarla aşkım canım sevgilim? Direnç ne alakası var? Adamın diline pelesenk olmuş. Ama yine de şöyle bir şey var. Yani güzellik değil de başka bir kelime söyleseydi ve deseydi ki bana göre bu. Bizim sevme dilimiz. Mesela sevgiyi sadece hediye alarak gösterenler var. Ben böyle seviyorum diyor. Sen eşine nasıl sesleniyorsun? Merak ettim bir ilişki terapisti olarak gerçekten. Canım diyorum, bebeğim diyorum. Wow. Genelde bu şekilde tattım harika. Diyorum. Çoğunlukla tattım diyorum. O da bundan hoşlanıyor. Ama bana dese ki bana böyle hitap etme ben etmem. Çünkü onun hissettiği benim için daha önemlidir aslında. Yani o bundan rahatsızsa ve o bu kelimelerden istediği motivasyonu almıyorsa ben onu mutlu etmekle ilgili o beklentiyi duymak zorundayım. Yani güzellik kötü bir kelime değil ama diğer tarafını duymak istediği şey bence daha önemli. Evet doğru söylüyorsun. Duymak istediğin o cümle çok önemli. Ya bir cümle söylesin de hiç söylemeyenler de var ya. Yani ne derse desin artık aşkım. O kadar yokluğa geldik. O kadar yokluktayız ya. Yok mu öyle adamlar? Ya, ya toplumda gerçekten. Peki eşine şey diye seslenen mesela. Mesela adamın adı ne olsun? Mehmet olsun. Mehmet Bey diye seslenen. Şimdi ilişkinin mesela de, burada. Ya ilişkide bizde kural şudur uzman olarak da ben akademisyenim aynı zamanda. İlişkide problem olmayan bir şeyi biz dışarıda problem gördüğümüz için problem olarak tanımlayamayız. Onlar birbirine Ayşe Hanım, Mehmet Bey diyorsa diyebilir. Ve bir sorun yaşamıyorlarsa bizim buna asla müdahale etmememiz gerekiyor. Dışarıdan görünen birçok sorun aslında kendi içinde mantıklı da olabilir. Doğru tabii. Mehmet Bey, Ayşe Hanım 40 yıldır böyle yürütmüşler. Sorun yok. Biz niye ortalığı karıştırıyoruz? Değil mi? Çıkalım o zaman. Çıkalım buradan hemen. Ama şey çok da tatlıydı dedim ya. Desin de ne derse evet, desin. Yani nasıl bir yokluk? Bana mı diyorsun nasıl bir yokluk diye? Sana demiyorum ya. Artık bir şey ben de ne çektiysem. Evet o da ayrı bir tartışma konusu. İnceleme konusu. Çok ayıp. Peki şimdi karısı evde çok bakımsız gezen sevgili seyircimiz. İsmimi de vermeyin lütfen demiş. Çünkü karım evde çok bakımsız geziyor. Onu da rencide etmek istemiyorum. Eve gelir gelmez pijamalarını giyiyor ve saçlarını topluyor. Ben de böyle olsun istemiyorum. Kadın da çalışıyor. Kadın çok yoruluyor demek ki. Eve geldiği anda da bir nefes almak, bir dinlenmek istiyor. Aralarında da ciddi çatışma çıkıyormuş. Çünkü kocası eve geldiği zaman daha bakımlı. Yani iş yerine nasıl gittiyse onu bir müddet akşam evde öyle görmek istiyor. Ama kadın da gelip makyajını çıkartıp, saçını toplayıp, o rahat pijamalarını giyip, koltuğa uzanıp kumandasını alıyormuş. Ya tabii burada kadının bu bir hakkıdır. Yani tabii ki evde rahat olmak zorundayız. En rahat halimiz olmak zorundayız. Ev bizim mutlu ve gevşeme alanımız olmalı. Ama ilk soruyla çok benzer biliyor musun? Yani iki taraf birbirinin beğenilerini ciddiye almak zorunda. Bizim toplumda son zamanlarda şöyle bir problem var. Herkes haklarından bahsediyor. Kimse sorumluluklarından bahsetmiyor. Herkes benimle ilgilenmelisin, beni aramalısın, bana değer vermelisin diyor. Bana şöyle davranmalısın diyor. Ama kimse demiyor. Ya ben de şunları yapmalıyım. Benim de sana karşı şöyle sorumluluklarım var. Herkes haklarından bahsediyor. Beyefendinin böyle bir talebi çok anormal bir talep değil. Bunu eşiyle paylaşmalı. Eşi de kendi belki başka talepleri varsa karşılıklı olarak konuşabilmeli. Yani bizim kendimize bakmamız, öz bakımımız, giyimimiz, kuşamımız bir ilişkide müthiş bir motivasyon. Acaba beyefendi onu yapıyor mudur sence? İşte o yani büyük ihtimalle yaptığı için bundan şikayetçi. Genelde insanlar çok az orandadır. Yani hani yaptığı hatanın aynısını sorun etmez. Kendisi o hatayı yapıyorsa o hatayı sorun etmez. Çünkü karşıdakine sorun ederse o ne diyecek ama sen de yapıyorsun diyecek. Yani olduğun gibi sevmek nerede kalıyor o zaman? Ben olduğun gibi sevme kavramına kesinlikle inanmıyorum. Nasıl ya? Olduğun gibi seni olduğun gibi sevebilmem için önce olmuş olman gerekiyor. Olgunlaşmış olman gerekiyor. Bir annen baban seviyor değil mi seni olduğun gibi? Ya annen baban seviyor da, ama yani, o da belli bir yaşa annenin kadar. Annenin önünde babanın önünde pijama yani hiç umur bile olmuyor. Yani. Gerçekten sadece o yani. Değil mesela. Bazı insanlar diyor ki ben olduğum gibi sev. Tamam sen olduğun gibi sev ama olgunlaşman lazım. Bağıracaksın, çağıracaksın, ilgisizsin, öfkelisin, agresifsin. Sonra diyorsun ki ben böyleyim, beni böyle sev.
Ben seni öyle sevemem. Sen bana saygı duymak zorundasın. Yani senin olmuş halin beni veya başkasını rahatsız etmemek zorunda. Şimdi birçok insan öfkeli, agresif, ilgisiz. Ben diyor duygularımı gösteremiyorum, beni böyle sevin diyor. Ya duygusal bir ilişki yaşıyorsun. Nasıl duygularını göstermeyeceksin? Evlilikte, flörtte, diğer ilişkilerde, yani özel olan ilişkiler duygusal içerikli bir ilişki. Ve duygularını göstermeden böyle bir ilişki yürütmek istiyorlar. Danışmanlığa geldiği zaman da diyor ki efendim ben böyleyim, beni böyle sev diyorlar. Yani bilmiyorum, olduğu gibi sevme. Evet, olduğu gibi sevmeyi biz taviz vermek, bazen idare etmek, bazen boyun eğmekle karıştırıyoruz. Yani mesela bir insan sana sürekli bağırsa ve dese ki beni böyle olduğum gibi sev, sen kabul edebilir misin? Benim bildiğim Nur kesinlikle kabul etmez. Niye? O yani agresif, bağırıyor, çağırıyor ve beni böyle kabul ediyor. Kabul eder misin? Kabul etmek istersem ederim. Çok politik bir cevap oldu. Ya bilmiyorum bak, ben hiçbir ilişkiyi, her ilişkiyi kendi içinde değerlendiririm. Kesinlikle çok doğru. Yani mesela bir ilişki hakkında yorum yaparlar. Ben olsam öyle yapmam. Ama sen değilsin ki. Evet. O ilişkiyi yaşayan benim. O ilişkiyi teneffüs eden, orada o duyguları yaşayan benim. O yüzden ben ne kimsenin ilişkisi hakkında yorum yaparım, ne de benim ilişkim hakkında yorum yapılmasını. Topu çok güzel taca attın. Ben sana dedim ki hayatında... Taca atmadım. Gönlümden geçeni tamam, söylüyorum. Hayatında biri var. Hep biz normal hayatta da böyle kavga evet. ederiz biliyorsunuz değil mi? Sürekli yani. Evet. Şimdi hayatında biri var. Öfkeli, agresif. En küçük olayda parlıyor. En küçük olayda işte belki de azarlıyor. Şimdi böyle birini... Ya bir kere ben hayatımdaki adamın beni azarlamasına müsaade edecek Bitti. Hiçbir şey yapmam. Yapsan bak hata yapsan da bu hakkın, o hakkın olmaması gerekiyor. Yani o noktaya getirmem. Hani bir şey vardır ya, ilişkileri bir noktaya getirmek. Hı-hı. Çünkü öbür türlü yüz göz oluyorsun. Ona dikkat ettiğin zaman bilmiyorum, ben böyle davranıyorum. Belki de yanlış davranıyorum. O yüzden sen bunu... O yüzden hayatımda kimse yok belki. Evet, anladım ben zaten, belli. Hata yapmıyorum çünkü sağ maça ol. Çıkmıyorum. Hayır canım, çıkıyorum. Niye maça çıkmayayım? Yusuf Hoca geldi. Hoş geldi Yusuf Hocam. Her cuma burada beni evlendiriyor da Yusuf Hocam. Her cuma evlendiriyor. Yani aslında şeye ben burada daha çok dikkat etmek istiyorum. Yani birini olduğumuz gibi, olduğu gibi kabul etmemiz için onun da hani hem olgunlaşmış olması hem de bize zarar vermemiş olması gerekiyor. Yoksa olduğu gibi kabul etmek demek sağlıklı bir şeydir. Onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Ailesiyle, inancıyla, tipiyle, şeyle bir bütün olarak kabul ediyoruz. Zevkleriyle, zevksizlikleriyle. Tabii yani doğru. Değiştirme umuduyla bir insanla evlenilmez zaten. Evet. Ben bunu alırım, adam ederim, işte şey yaparım. Adam edilecek biriyle değil ya da kadın, yani adam kavramı cinsiyetle ilgili değildir. Şahsiyetle ilgili bir kavramdır. Onu da belirteyim, kadın erkek diye ayırt etmiyorum. Evet. Adam edeceğiniz biriyle değil, adam olmuş biriyle evleneceksiniz. Başka türlü olmuyor çünkü. Ya vardı biz mi evlenmiyoruz diye. Nasıl bir hepimiz, yokluk. Hepimiz aynı anda aynı cümleyi kurduğumuz kaç kadın vardır ekran başında. Evet. Yurt dışına gelin gideceğim Nur abla ama çok korkuyorum. Bu korkuyu nasıl yenebilirim demiş. Çok haklısın hayatım tabii değil mi? Şimdi vatanını ben, terk edeceksin. Evet. Annen baban ailen yanında olmayacak. Ben sürekli yurt dışında etkinlik yapıyorum. Haftaya da Almanya'da yapacağım. Aa ne güzel. Nereye gidiyorsun Almanya'da? Mannheim'a gidiyorum. Oh, ben süper. Sayıma. Selam gönder bizden. Aleyküm de götür selam. Lütfen. Şimdi... Başka bir kültüre gidiyorsun, başka bir toprağa gidiyorsun, başka bir millete gidiyorsun, başka bir sisteme gidiyorsun. Bu bir oryantasyon ve uyum süreci. Senin yapacakların kadar bir de karşıdaki insanların sana destek olması, seni sahiplenmeleri gerekiyor. Doğru. Bu ithal gelin, ithal damat diyoruz biz Avrupa'da bu tip etkinlikler yaptığımızda. Şimdi bir şekilde Türkiye'den oraya gelin gidiyor. Yani gelip buradan işte kız alıyorlar diyelim, damat alıyorlar diyelim. Şimdi doğal olarak... Giden kişinin kaygısı kadar oradaki kişilerin gelen kişiye müthiş bir sahiplenme göstermesi gerekiyor. İstiyorlar ki hemen hiçbir şey olmamış gibi uyum sağlasın. Yani çok zor tabii, kolay değil. Ama buradaki bize soruyu soran hanımefendiye şunu diyeyim. Bu bir süreç, hiç acele etmeyeceksin. Yeni bir uyum süreci ortalama 3 yıl sürüyor. Acele etmemek gerekiyor. Burada galiba önemli olan hayatını aldığı adam değil mi? Tabii zaten esas onun için gidiyor. Hayatı zaten. Kolaylaştıracak. Evet. Aslında... Bunu onunla da konuşması gerekiyor. Bizim kadın... Ne desin peki ya, kocasına? Mesela çok net bu soruyu kocasına sorsun. Ne desin? Kaygılanıyorum. Belirsizlik beni rahatsız ediyor. Bu belirsizlikten dolayı acaba yapabilir miyim? Acaba uyum sağlayabilir miyim? Bana destek olacak mısın? Ailem bu konuda hani beni sahiplenecek mi? Yani bunlar çünkü çok önemli. Oraya gidip bak ben çok orada inceledim. Bak geçen yıl 25-30 tane etkinlik yaptım Avrupa'da. Çok gördüm. Çok fazla Türklerde boşanma oranı var. Serhat'cığım ya. Çok ciddi derecede. Kaç tane erkek buna böyle aklı başında uzun cümleler kurup da seni rahatlat
yapacak cümleler sarf eder. Yani ya, alır kumandayı, ya saçmalama ya, ne olacak işte hep beraberiz. Ya of ama hadi sen kalk bana bir çay demle de şimdi bunu sonra konuşuruz. Çaya bağırsam olay değişir. Ama alınan cevaplar hep böyle değil mi? Kaç tane erkek elini eline alıp da aşkım, bir tanem, ömrüm, canım karım, bak senin bu kaygıların yersiz. Kaç kişi bunu yapıyor? Kaygıların yersiz yerine şunu diyelim. Yani neyse kaygıların, artık yani. Kaygıları çok haklı. Seni anlıyorum. Bunları şu an hissetmen çok normal. Bunları yaşaman çok normal. Sen çünkü bilmediğin bir noktaya gidiyorsun diyecek. Ama tamam, ben her noktada senin yanındayım. Kaç kişi yapıyor? Dil sürecinde yanında olacağım. İşte oturma sürecinde yanında olacağım. Hukuki süreçler var orada. Birçok hukuki süreç var. Yanında olacağım. Şöyle olabilir. Burada yanında olacağım. Bunu demesi gerekiyor. Niye demiyorlar? Söyleyeyim. Ya o altyapıya sahip değiller. Bilgisayar anlamda kendini geliştirmemişler. Anlatabildim mi? Ya da kişinin karakteri böyle bir kavramla ilgili çok entegre değil. O duyguyu veremiyor. Ama çünkü herkes zaten duygusunu anlatamıyor ki, söyleyemiyor ki. Çünkü bizde bir şey öğretilmiş. İstediği duyguyu veriyor ama mesela. Ne gibi? Öfke bir duygu mu? Duygu değil mi? Sevgi de bir duygu, ilgi de. Öfkeyi dibine kadar gösteriyor. Ama diğer duyguya geldi mi diyor, ben duygularımı gösteremem. Neden peki böyle sence? Seçici duygu var orada. Çünkü öfke güçlü gösteren bir duygu. Aşk, çok bilimsel sevgi. Konuşuyorsun, anlamıyorum. Seçici duygu ne? Yani neden erkek şimdi, öfkesini dile getirirken sevgisini niye dile getirmekte bu kadar fakir? Neden fakir? Toplumsal yapıda erkeğe yüklenmiş bir rol var. Bu duyguları açık açık göstermeyi erkekte böyle hani daha efemine gösteriyor. Daha böyle hani zayıf gösteriyor. Erkekler de genellikle aşk ve sevgi gibi kavramları ve duyguları göstermekte biraz daha sakınıyorlar. Zayıf görünmemek adına, daha yumuşak görünmemek adına. Ama öfkeye geldiği zaman o duygularımı gösteremiyorum diyen adam öfke konusunda dibine kadar duygusunu gösteriyor. Yani öfke erkeği erkek sıkılıyor da. Gerçek sevgi anlamda öyle değil aslında. Görünen o. Aslında bir insan ne kadar öfkeliyse o kadar kendini yönetmekle ilgili zayıftır. Bence bir erkeğe en güzel yakışan şey sevgisini göstermek, evet, değil mi? Evet, daha seksi oluyor erkek öyle sevgisini gösterdiği zaman. Buradan gerçekten da ilan ediyoruz adaylara. Ama hayır öyle değil. Daha hoş gözükmüyor mu? Daha çekici gözükmüyor mu? Bence öyle gözüküyor yani. Bu dediklerin neden biliyor musun? Dediklerin hepsi doğru. Bunların altındaki çekirdek şu. Kendine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Sevgisini, ilgisini gösteren erkek özgüvenli erkektir aslında. Çekinmeden içinde yaşadığı duyguyu gösteriyor, sevgisini gösteriyor, iltifat ediyor, ortamda eşine her türlü ilgiyi gösteriyor. Kendi ailesinin yanında ya da eşinin ailesinin yanında bu duyguyu çok rahat verebiliyor. El alem ne diyecek, dışarıdan nasıl algılanacağım, benim hakkımda ne konuşacaklar, bunları düşünmüyor. Kim ne derse desin, önemli olan el iyisi olmak değildir, ev iyisi olmaktır. Evet. Sen evde iyi olmadıktan sonra dışarıda herkes sana alkış da yapsa, herkes sana madalya da taksa benim gözümde sen iyi bir koca veya iyi bir hanım değilsin. Anadolu'da bir tabir vardır. Ağzın bal yesin derler. Eyvallah. Bir alkış gelsin mi? El iyisi olma, ev iyisi ol. Aynen öyle. Önemli o kadar güzel bu. Bir söz, evet, ki bu. Bizim... Yani birçok erkek vallahi bunu, bu alkışlar sana, birçok erkek el iyisi. Evet. El alem ne der? El aleme göre yaşıyor. Evdeki kadının zerre değeri yok. O kadın olmasa sen ne yapacaksın? Bunu ben biraz daha eşitlemek istiyorum. Benim cinsiyetçi dilim yok. Kadınlar da bunu yapıyor. Kadınlar da yapıyor, erkekler de yapıyor. Erkekler daha fazla yapıyor duygularını göstermedikleri için. Ama yine söylüyorum, önemli olan el iyisi değil, ev iyisi olmanızdır. Peki. Çünkü dışarıdaki insanların en fazla 3-5 dakika hayatta dedikodu malzemesiyiz. Kimsenin umurunda falan da değiliz. Evet. Ya insanlar oturup da bütün gün bizi falan konuşmuyorlar. Yani biz sıradan 3-5 kişi konuşulacaksa onlardan biriz. 3-5 dakikada bizim dedikodumuzu yapıp konuşuyorlar, geçiyor. Biz zannediyoruz, herkes bizi izliyor. Herkes oturup bizim hayatımızla ilgileniyor. Başımıza bir olay geldiğinde bütün o bölge sanki bununla ilgileniyor. Ya kimsenin bizi umursadığı yok. Oturun evinizde mutlu olmaya bakın. Evliliğinizin tadını çıkarmaya bakın. Siz evde mutlu olmadıktan sonra elde zaten mutlu olamazsınız. Peki Serhat, sen bu işin uzmanı olarak aile terapistisin aynı zamanda. Kocam diyelim ki hiç duygusunu anlatamayan, yani böyle gerçekten tabir yerindeyse affedersiniz deriz ya, çok, benim adam çok odun. Yani doğru, hiçbir duygusunu bile getiremiyor. Öyledir yani. Öyle deriz ya, ay bizimki var ya, bizim adam var ya, yani hiç duygusunu dile getirmez. Şimdi böyle bir adamı müthiş bir duygusunu anlatan, böyle aşk cümleleri değil ama sevgisini dile getiren bir hale dönüştürmemiz mümkün mü? Yani mümkün tabii. Ne ama, yapabiliriz? Ama bazı mizacı özelliklerimiz de vardır. Hani bazı insanlar daha yavaş kanlıdır deriz ya. Yavaş hareket edin. Serin kanlı. Serin kanlı, yavaş kanlı. Burada çok önemli bir nüans var. İnsanoğlu
sevmeyi sevilerek öğrenir. Bak, bir daha söyle. İnsanoğlu sevmeyi sevilerek öğrenir. Biz nasıl sevildiysek ailemizde genelde de öyle seviyoruz insanları. Bu birinci aşama. İkincisi, ailenizde sevgi almamış olabilirsiniz ama kendinizi geliştirerek, okuyarak, öğrenerek, video izleyerek, kitap okuyarak, diğer insanların ilişki modellerini gözleyerek de sevmeyi öğrenebilirsiniz. Finalde ne var biliyor musun Nurcuğum? Sevmek öğrenilen bir şeydir. İnsan sevmeyi öğrenebilir. Ya geldiğiniz ailede öğrenirsiniz ya da sonradan kendinizi yetiştirerek veya gözlemleyerek öğrenilebilen bir şey. Öğrenilebilen bir şeydir. Kimse şunu diyemez. Ben sevmeyi bilmiyorum diyemez. Bu genetik bir şey değil ki. Bu doğuştan gelen bir şey değil ki. Bu kader değil ki. Sen sevmek istemediğin için sevmeyi bilmiyorsun. Ben sana 1000 tane sevmediğini anlatabilirim. Benim 7 tane kitabım var. Alsın istediğini okusun. Her bölümde bir insana, bir kadına, bir erkeğe nasıl davranmakla ilgili bölümler var. Bu programda bir sürü bilgilendirici konuklar geliyor değil mi? Ben de denk geldiğimde kendim izliyorum. Yani işimiz yoksa. O konuklar çok güzel şeyler anlatıyorlar. Aileyle ilgili, dinle ilgili, kadın evet. erkek ilişkileriyle ilgili. Müthiş eğitici bir program. Sadece burada bu doğru kitle iletişim araçlarını izlese bile orada bile sevmenin nasıl olduğunu öğrenebilir. Bu programda çok hayatına güzellik katan tabii çok takipçimiz ve seyircimiz var gerçekten. Ben, sizlerin sayesinde tabii ki. Teşekkür ederim. Ben 8 yıldır programa geliyorum. Hatırlarsan program ilk başladığında da ilk konuklardan biri bendim. Belli aralıklara geliyorum. Hep görüyorum. Buna benzer birçok programda olabiliyor ama kimse ben sevmeyi bilmiyorum deyip de konfor alanına sıkışmasın. Ben sevmeyi bilmiyorum. Ama o şimdi, dedi babalarımı sevmeyi bilmiyorum diyor ama torun için ölüyor. Torunu nasıl öpüyor? Bak ben de bunu anlamam biliyor musun? Torununu yalayıp yutuyor, öpüyor. Kendi çocuğuna geldiği zaman adam duvar. Bitti. Hani sevmeyi bilmiyorduk? Hani o baba dede sevmeyi bilmiyordu? Çocuğunun başını okşamamış. Torununu saatlerce o 60 yaşındaki, 70 yaşındaki, 80 yaşındaki babamız, dedemiz o torunun elinde tutuyor. Çarşı pazar gezdiriyor. Düşünsene. Sevmeyi biliyor. Ya zamanı yoktu, ya gelişmedi, ya da küçük olduğu için ona daha rahat kendini şey yapıyor. Evet. Yani gerçekten. Demek ki neymiş? Sevmek. Öğrenilen bir şeymiş. Bir şey, evet. Kimse sevmeyi bilmiyorum konforuna sığınmaz. Sığınmaz. Yani sevmek çok önemli bir duygu. Kesinlikle. İnsanı besleyen bir duygu. Sevmek için emek, sevmeyi sürdürmek için de yürek lazım. Yürek lazım. O yüzden yüreklilerekten başındaysa başımızın tacısınız. Ben sevmeyi çok önemsiyorum. Galiba ben de annem, ailem tarafından çok sevildiğim için, yani annem, rahmetli babamı az gördüm. Belki de hani babam olmadığı için annem bütün sevgisini evet, bize oldu, verdi. Baba oldu. Yani ben hep böyle sevgiden yanayım ve böyle çılgınca severim, deli gibi severim. Arkadaşımı, eşimi, dostumu ve bunu belli etmek isterim yani. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Aynen. Şimdi diyorum ki benim sorularım vardı. Daha doğrusu sizin sorularınızı ben bir şekilde sevgili Serhat Yabancı'ya ilettim. Şimdi diyorum ki siz yayına bağlanın ve hayatınızla ilgili yolunda gitmeyen, kafanıza takılan ne olur sorunlarınızı eşinize, dostunuza her programda söylüyorum. Nuray Sayarı der ki kimse eşine dostuna anlatmasın, beş çayının yanında kek yapar diye. Gerçekten dedikodu çok doğru. Yapar gibi. Bir uzmana anlatın diyorum. İşte uzman stüdyomuzda. Lütfen hem evlilik ve ilişki danışmanı, aile terapisti Serhat Yabancı çok güzel yön veriyor ilişkilere. Neyse derdiniz, derdimizdir diyerek bağlanabilirsiniz. İsim soyadı vermek durumunda değilsiniz. Bulunduğunuz şehri de söylemeyin. Sadece derdinizi anlatın ama isterseniz de söyleyebilirsiniz tabii ki. Alalım mı ilk telefonumuzu? Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Severek izliyoruz. Canımsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurunuz, isminizi vermek istemiyorsunuz ama evet. Derdiniz derdimizdir diyerek can kulağıyla siz dinliyoruz. Buyurun. Merhabalar Serhat Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. 8 yıllık bir evliliğim var hocam. Maddi açıdan eşimle birbirimizden para saklamayız. Hatta senin param benim param olayı yoktur bizde. Yoktu öncesinde. Hı hı. Beraber ortaya koyarız paramızı. Gidene gideri, gidecek yere harcanır. Kalanla birikim yaparız. Ortak bir paramız vardı. Eşim yaklaşık bir yıl önce, kredi kartı da kullanmıyorduk. Bir yıl önce Bitcoin oynamaya başlamış. Bana şahsıma ait olan banka kartından da çekebileceği kadar kredi çekmiş. Kredi borçlarımız var. Bitcoin'de oynadığı para yatırdığı hesapta fake hesapmış. Bu borç bizi aştığı için eşimin ailesinden yardım istedik. Eşimin ailesi de beni sorumlu tuttu. Oğlum senin süsüne püsüne gezmeye para yetiştiremedi. Çalışıp beraber ödeyin dediler.
Bu da benim çok zoruma gitti. Şimdi bu konuda beni ailesine karşı savunmadığı için, benim borcum, hanımımı karıştırmayın demediği için de biraz yaralandım eşim tarafından. Ben çalışmayıp bu borcu ödemek istemiyorum. Nasıl ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapabilirim diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Şimdi yani, çok zor bir durum. Evet. Sizi çok iyi anlıyorum. Evet. İki tane problem var. Bir, erkeğin kök ailesinin tavrı var. İncitici bir tavrı var. İtham edici bir tavrı var. İkincisi ekonomik bir problem orada. Bize göre beşinci kriz diye biz tanımlıyoruz. İflaslar diye tanımladığımız aşamada. Şimdi ekonomik olarak baktığımız konu bu evliliğin problemi. Öncelikle bu böyle bakmak lazım. Yani ailelerden yardım istersiniz. Bunu erkek yapmış diye de erkek ailesinin de bir sorumlu olarak görmemek lazım. Bu evliliğin bir problemi olarak bakmak lazım. Ve kim yardım edebiliyorsa, kadının ailesi de olabilir, erkeğin ailesi de olabilir. Yani bugün bu Bitcoin batışını kadın yapsaydı yine erkeğin ailesinden yardım isteyebilirdi. İki kök aile de evlilikteki bir probleme destek olma sorumluluğuna sahiptir. Olacak güçleri varsa, tabii ki. Varsa destek olmaları gerekiyor. Şöyle bir problem olabiliyor bazen. Yapmak istemedikleri için bahane arıyorlar. Yapmasaydın, etmeseydin şudur budur. Bana burada biraz öyle geliyor. Yani yapmak istemiyorlar. İşte senin hanımın çok harcıyor da sen ona para yetiştiremediğin için gittin böyle işte bu tip farklı, hızlı, kısa sürede çabuk kazanacak yöntemlere başvurdun diye. Bu hanımının çok harcamasıyla ilgili bir durum değil. Yani bugün çok iyi imkanlarda olan insanlar da bunu oynuyorlar. Bu bazen kişilikle ilgili ya, dürtüsel bir şey. Hanımefendinin üzüldüğü nokta doğru bir nokta mı? Doğru, kesinlikle doğru. Yani eşi burada gidip kendi kök ailesine diyecek ki bu davranışın sahibi benim. Davranış kiminse sorumluluk ondadır öncelikle. Karımın bir suçu yok. Karımın bir suçu yoktur. Eşimi suçlamak için de sürekli akbaba gibi bahane arıyorsunuz siz de. Yani ben... Var hatta, öyle tipler. Öyle o. Yani. Erkeğin, bazı erkeklerin anne babası böyle çocuk, yani adam göbek... Derler aportta bekler. Evet yani. Evet, ben akbaba diyorum. Yani çocuk kilo alıyor, hanımın yüzünde diyor göbeğin oluyor. Zayıf kalıyor, yine diyor hanım sana bakmıyor mu diyor. Her şekilde hanım suçlu. Gelin hanım suçlu. Hanım kadar taş düşsün kafana diyesi geliyor. Yani erkek ailesiyle bu problemi çözmeli. Ben burada şunu öneriyorum. Hanımefendi erkeğin ailesiyle bu konuyu önce çözmesin. Önce işi gitsin çözsün. Tamam. Hanımıma saygısızlık yaptınız. Şimdi bu kadına saygısızlık yapıyorlar. Sonra 3 gün sonra diyorlar ki pazar günü bize kahvaltıya gelin. Niye gelmiyorsunuz? Az önce sen kadını yerden yere vurdun. Tabii. Sonra 3 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi destek bekliyorsun, ilgi bekliyorsun. O sistemle kaynaşmak istiyorsun. Benim burada çok net bir kuralım var. Kızım demediğin geline annem cevabını beklemeyeceksin. Gelinine kızım diyemiyorsan o zaman sana annem demeyi de beklemeyeceksin. Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü ben her zaman ilişkilerde sorumluluktan yanayım. Gelinini kızın gibi görmüyorsan o da seni annesi gibi görmeyecek. Bu da onun hakkıdır. Evet, vallahi gelen şeyler, bu sorulara cevaplar da var. Seyirci cevabı diyor ki bence hanımefendi hemen boşansın hukuki anlamda. Bu olaylar yüzünden, hani şu anda isim vermek istemiyorum, bu tür hani bağımlılık ve olaylar yüzünden birçok aile böyle maddi anlamda zorlanıyor. Ona da yansıyacak ileride diyorlar. Kesinlikle boşanmasın. Belki de belli ki kadın aşık hala tabii. Kesinlikle boşanmasın. Ben şunu söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Yani buna ben 20 yıldır bu işi yapan biri olarak da yorum yapamam. Ben hayatımda hiçbir danışanıma boşanma demedim. Yok, seyirci. Seyirci kendi kişisel görüşünü söyler. Ama hanımefendiye şunu söyleyeyim. Size sürekli hemen boşan. Bundan adam olmaz, bundan koca olmaz, bundan hanım olmaz diyen kim varsa onunla ilişkinizi gözden geçirin. Bravo. Bak bu kesinlikle böyledir. Bekara boşama kolaydır derler ya. Yani dışarıdan böyle hemen her artçı depremde boşan diyen insanların dayanıksızlık şeması vardır. Kendileri tahammül edemiyorlar. %100. Yani bırak ya, çözebilirler. Bu yuvayı niye yıkıyoruz? Tamam, adam iflas etmiş, batırmış. Kimler batırmasına rağmen evliliğini sürdürdü, yuvasını yıkmadı? Benim bu konuda çok büyük bir tecrübem var. Hep onu her seferinde de anlatıyorum. Gerçi siz de biliyorsunuz. Boşanma aşamasında ben eski eşimin en yakını pastasını, böreğini alıp bana geliyor durmadan böyle. O da benimle birlikte yılan ağlıyor göya yani. Ama ağladığı falan yokmuş yani. Kadın beni o kadar yanlış yönlendirdi ki. Biz varız, sen bizi niye aramadın, o ayrı bir şey. Ben ama ayrılmak istedim zaten. Tamam, yani. Benim öyle barışmak gibi zaten bir niyetim yok. Ama sorun bu değil. Sorun o yılanın söylediği yalanlar. Evet. Yani dolayısıyla hep size söylüyorum ya, boşanma aşamasında olan herkese söylüyorum. Ya da evliliğiyle ilişkisinde problem yaşayan herkese söylüyorum. Akraba mı? Asla anlatmayacaksın derdini.
akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. Evet. Vallahi billahi böyle doğru yani. Doğru akrabalarımız varsa zaten tavrıyla tutumuyla belli olur. Yani, varsa beri gelsin ben görmedim. Çünkü mesela çok doğru ve bilinçli akrabalarınız var. Diyor ki ya Nurcuğum hani bence bir uzmana gidin diyor mesela. En elit ve en güzel entelektüel cevaptır. Çünkü o sana tarafsız olamaz. Sana der ki sen anlatırsın bana şunu bunu yaptı. Sana der ki ben boşan bu adam olmaz mı der. Diğer tarafı dinlersin o başka bir şey der. Hayatı boyunca boşanamamış birini dinlersin der ki ya ben neler çektim yine de boşanma der. Herkes bak kendi hikayesine göre yorum yapıyor. Halbuki uzmana gitmek gerekir değil tabii mi? Ki ya yani bak ben çok bile... Çok tatlı diyor ki beni niye aramadın? Uzman hani şey olarak desteklemek anlamında tabii biz arkadaşlarımıza o anlamda terapi ve destek seansı yapmıyoruz ama hani mesela benim en samimi arkadaşım bu konuyla ilgili bana danıştığında dediğim tek bir şey var. Ben sana arkadaş olduğum için sana seans yapamam ama çok iyi arkadaşlarım var bu işte sana yardımcı olacak diye. Oturup yorum bile yapmıyorum yani. Çok haklısın. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz dinliyoruz sizi. Merhabalar. Merhaba. Ben 3 yıllık evliyim. Hı hı. Merhabalar yani bu, hocama da selam vermek isterim. Hoş geldiniz, isterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 yıllık evliyim. Eşimin önceki eşi ölmüştü. Benim ilk evliliğim. Sonra bu 3 yıl içerisinde ilk başlarda ben fark ettiğim bazı şeylerde yani bu az önce bahsettiğiniz sevgi gösterme mevzusunda ben bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Eşimden de çok az bir parça görebildim bunu. Ama sonrasında bunun göstermemek alışkanlık olduğunu düşündüm. Ve sonra önceki yaşadığı yani atıyorum 60 yıllık bir ömür mü, 40 yıllık bir ömür mü? Oradaki bütün alışkanlıklarını biz evlendikten sonraya taşıdığını gördüm. Ama bunu kabul etmek istemedim. Buna tavrımı da gösterdim. Hani biz evlendiğimizden sonraki hayatı beraber yaşayalım. Önceki hayatımızla ilgili olumlu ya da olumsuzlukları bir kenara bırakalım. Biz yeni alışkanlıklar edinelim, yeni bir hayat sürelim diye. Bir süre buna olumlu şekilde yaklaştı ama sonra yine... Tabiri caizse fabrika ayarlarına geri dönüyor. Sürekli bu böyle oluyor. Şimdi yine bir böyle bocalama dönemindeyiz. İnatlaşma gibi bir durum da söz konusu. Hani benim dediğim olur, ben dediğim olur. Sen kadınsın işte senin evde görevlerin var. Ben de buna karşıyım, ben bunu da söylüyorum. Biz evliysek beraberiz. Her şeyi beraber yaşarız. Bir sıkıntımız varsa bunu yine beraber çözeriz. O sıkıntılarını dışarıdaki insanlara anlatıp eve getirmiyor. Yani evin sıkıntısını dışarıya taşıyor. Dışarıda konuştuklarını eve taşımıyor. Bu arada ben güvensiz hissediyorum. Sevgi görmediğimi hissediyorum. Değersiz olduğumu hissediyorum ve bunları buna ifade ediyorum. Ben böyle hissediyorum diyerekten. Ne diyor peki? O da benim kendim kuruntum olduğunu söylüyor. Tamam kendim lütfen kendim, hatta yani kalın. Mutsuz olmaya çalışıyorum. Hatta kalın. Şey o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki. Böyle. Evlilik ve ilişki danışmanı sevgili Serhat Yabancı canlı yayınımızda. Şimdi reklama gitmeden önce bir seyircimiz aradı. 3 yıllık evli olduğunu söyledi. Evet. Daha önceki ilişkisinde, evliliğinde kocası yaptığı her hareketi, her davranışı yeni ilişkisine, yeni evliliğine taşıyor. Hanımefendi ben bundan çok rahatsızım. Bana kendimi değersiz hissettiriyorsun dediğinde de adam da diyormuş ki bu senin problemin. Evet. Hanımefendi de şunu soruyor. Ben bu sorunları kocamın babasıyla konuşayım mı? Evet. Yani kocasının babasıyla konuşması çok hatalı bir girişim olur. Kendi bak arasında, bu çok önemli. Evet, kendi arasında çözmesi gereken nokta bu. Dedik yani aile ve akrabalar destek olmaları gereken bir mekanizma olarak görmemiz gereken bir durum ama bazen insanlar tarafsız olamıyor. Yani hı hı. Bir annenin bir babanın çocuğuna tarafsız olması çok mümkün olmayabiliyor. Doğru. Hal böyle olunca da babasına söyleyip de babadan da kadınla ilgili, gelinle ilgili bir tane olumsuz yorum gelirse bizim gelinimiz bu sefer aileye de tepki koymaya başlar. Ne ama, yapsın? Ama tamam bizim oğlumuzun 90 tane hatası var ama sende de şöyle bir şey var dediği an orada o gerginlik artık hem kök aileyle hem de kocayla yeni bir savaş cephesi açılmaya başlar. Doğru. Bence burada İlk aşamada böyle her olayı anne babaya anlatmamak gerekiyor. Onları evliliğin içine sokmaya başlarız bu sefer. Doğru. Onlar da herkes bir şekilde çocuğunu iyi kötü tanır. Neyin ne olduğunu bilir. Her zaman kayınpederinize bunu söylediğinizde her zaman destek görmeyebilirsiniz. Bir de geçmişte zaten ilişkileriniz iyi değilse burada bir de üzerine daha bir gol de oradan yiyebilirsiniz. Ne yapmak lazım? Eşine şunu demesi gerekiyor. Bu benim sorunum değil. Ben burada yani üzüntüsünü ifade edecek, acısını, kırgınlığını, kızgınlığını ifade edecek. Bunu söylerken de bunu çok uzatmadan yapması lazım. Kendini ifade et, sonra sevmeyi de senden öğrensin biraz. Mesela biz diyoruz ya
bana ilgi göstermiyor. Ben de inadına şunu yapıyorum. Dedi ya orada hani bir süre sonra güç savaşına giriyoruz. Sen savaşarak kimseyi daha sevilir hale getiremezsin. Biriyle savaşarak da kendini sevilebilir hale getiremezsin. Severek terbiye etmek diye bir şey var mı? Yani severek şöyle yaparsınız, ona bunu öğretirsiniz. Öğrenir mi gerçekten? Öğrenir. Sevgi öğrenilebilen bir şeydir. Severek insanların hem sevmesini öğretirsiniz hem de sizi nasıl seveceğini ona öğretirsiniz. Ama onu da yani sevmediğiniz birinden sevgi alamazsınız. Sizi sevmiyor diye ona yanlış davrandıkça onun değirmenine su taşırsınız. Çünkü bu sefer de diyecek ki sen de şunu yaptın. Tamam ben sana ilgi göstermedim, sen de surat astın. Yani kötüye kötüyle cevap verdiğinizde bu bir süre sonra karşılıklı bir güç savaşına dönüşüyor. Kimse de burada kendini ne hatalı hissediyor ne haksız hissediyor. Bu da sizi hasta ediyor zaten. Tabii ki de. Peki. Tabii ki de. Allah zorunuzu kolaylaştırsın gerçekten. Evlilik çok önemli bir kurum. Yürütebildiğin kadar, emek harcadığın kadar harcamalısın. Evet. Ama olmadığı noktada da galiba yani bir tane hayatımız var değil mi? Çok onun üzerine de tepinmemek gerekiyor. Ne diyorsun? Ya ben şöyle yorumluyorum. Elinden gelen her şeyi yap. Hı-hı. Yine olmuyorsa Hı-hı. uzman desteği al. Her şeye rağmen olmuyorsa dünyanın sonu değil. Sonu değil. Aynen boşanmayı öyle. Boşanmayı özendirmiyoruz. Boşanmanın yani illa olması gereken bir şey diye söylemiyoruz. Ama, asla. Ama şöyle bir şey de var ki boşanma yeri geldiğinde hukuken hak, dinen de helaldir. Böyle de bakmak Allah'ın lazım. Allah'ın en sevmediği helallerden. En sevmediği helallerden ama izin vermiştir. Yani Allah kulunu şöyle koruyor. Izdırap dolu bir evliliktense diyor yine de boşanabilirsin diyor. Bak o kapıyı tamamen de kapatabilirdi değil mi? Tabii. Ne olursa olsun boşanamazdın da diyebilirdi. Demek ki neymiş? Her insan elinden gelen her şeyi yapacak evliliğini sürdürmek ve iyileştirmek için. Ama yine de olmuyorsa hayatın boyunca da ona değer vermeyen, onu sevmeyen, onu küçümseyen, aşağılayan birine de katlanmak zorunda değil. Bu bir. İkincisi, dünyanın sonu sen değil. De birini sevmiyorsan, artık eşini sevmiyorsan, ona duyguların bitmişse, onu artık bir kadın olarak, onu artık bir erkek olarak da görmüyorsan ve bu da sana ızdırap veriyorsa sen de bunu gözden geçireceksin artık. Doğru. Şimdi diğer telefonumuzu da hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Sesinizden mutsuzluğunuzu o kadar iyi anlıyorum ki biliyor musunuz şu anda? Alo. Umurum. Merhaba hocam. Hoş Merhabalar. Geldiniz. Hocam benim 20 yıllık bir evliliğim vardı. 2 gündür ayrılık kararı aldım kendimce. Neden? 18 yaşında kızım. Eşimin mesajlarını yakalıyorum. Online kulübüne girerek Instagram hesabından bir sürü mesajlarını yakalıyor eşimin. Ve biz bunları eşim kızım görüyor kendince 3 gün içine hapsediyor kızım. 18 yaşındaki kızım. 3 gün sonra anlatmaya karar veriyor bana. Ben de bu durumları 2 gündür biliyorum. Ne yapacağımı karar vermek istiyorum. Ayrılık düşünüyorum. Yani eşinizle yüzleştiniz mi bu konuyu? Yüzleştim, dün akşam yüzleştim. Ne dedi, kabul verdiği cevap kendisi. Ne oldu? Kabul ediyor kendisi. Hatasını mı kabul ediyor? Evet, hatasını peki, kabul ediyor. Borçluma düştüm diyor. Peki, yani hata yaptığını kabul ediyor. Evliliğini sürdürmek istiyor. Doğru mu anladık? Evet, evet. Peki. Kabul edersen bu şekildeyim diyor. Kabul etmezsen sen bilirsin diyor. Sen bilirsin derken resmi çekiyor yoksa hani bana şans çekiyor, ver? Çekiyor. Peki şey diyor mu hani bana şans ver, bu güveni tazelemek, tekrar inşa etmek için elimden geleni yapacağım? Yok, işte... yok. Demiyor. Demiyor. Kesinlikle demiyor. Direkt ben kızımı cephe alıyor. Hayatımı mahvetsin diyor. Yani kızıma karşı çok şiddetli bir şekilde şu anda davranıyor. Peki özür dilerim. Sizin kızınız onun da kızı değil mi? Kızınız ortak evet, değil mi? Ortak. Onun da kızı. Peki ben şunu soracağım. Niye böyle bir olayda hani pişman olduğunu göstermek, özür dilemek, güven yok, kazanmak için? Asla. O 20 yıldır evliyiz, bir kere daha özür dilemedi benden. Peki, bir bu, kere peki o zaman şöyle mi? Yani zaten bu evlilik hep hasta mıydı? Yani hep evet. 5 sene önce de ben yakaladım hocam. Yine bir şeyler uydurdu. Hep üstünü kapattı. Örttü. Telefon yani şifreliydi zaten. Bunlar daha önce de yaşandı diyorsunuz. Bu güvensizlikler evet, o aldı. Evet falan. Evet yaşandı. Ben 4 yıllık evliydim. Daha ikinci çocuğum daha dünyaya gelmemişti henüz. 2 tane çocuğum var bu arada. Biri 14 yaşında, biri 18 yaşında. Çocuğum dünyaya gelmemiş. O zaman da bir ayrılık kararı aldım. O zaman da bir bitiş noktası yaşayacaktım. Peki o zaman da aynı tepkiyi vermiş miydi size? Yani gene ben affettim.
Tamam, yani aynı tepkiyi vermiş miydin? Mi sizden? O sizden af istedi mi, yoksa size böyle gitmek istediğinize gidersen git diye resmi çekiyor, kapıyı mı gösteriyor? Ben gösterdim o zaman. Baba evinde oturuyordum ben. Kovdum yani eşimi, git yazan dedim. Düzelmeyeceksen git dedim yani. Böyle yaptığımı devam edeceksen, bana bu şekilde davranacaksa. Ama yine siz barıştınız değil mi? Evet, yine ben barıştım. Eşi ya, hiç özür dilemiyormuş. Ya şöyle bir şey var. Tabii bu ilişkinin dinamiğine bakmak lazım. Yani bugün bu bahsettiğiniz olay aslında basit düzeyde bir aldatma gibi görülmüyor. Yani bir yazışma değil. Ve bu, evet, bu yazışmalarda genellikle çoğunlukla hata yapan erkek özür diler, af diler. İşte ne bileyim, ayaklarınıza kapanır, kapınıza dayanır, işte kendini affettirmek için her türlü çabayı gösterir, araya hatırı sayılır, kanaat önderleri, akrabaları koyar. Fakat, ama girecek, bu da girecek biliyorum hocam. Çünkü gereksinimi de ne biliyor musunuz? Benim hastalıklarımdan bıktığımı söylüyor. Hangi hastalıklarınızdan? Affedersiniz, benim kadınsal hastalıklarım var. Ama işte şöyle bakma, tam oraya gelecektim. Yani bu ilişki, bu olay bir aldatmayla sadece yorumlanacak bir şey değil. Yani bugün siz bunu affetseniz, yolunuza devam etseniz de benim gördüğüm şu, sizin karı kocalık ilişkiniz hasta. Yani ben yani tanımıyorum sizi ama... Senden bir şey rica edebilir miyim? Edebilirsin. Ay canımsınız ya. Sesinizdeki hüznü o kadar iyi anlıyorum ki. Serhat'tan bir şey rica edeceğim. Duyulmuyor mu sesim Hüseyinci? Mikrofonu kapatıyorsun diyorsun. Yok, ben bizim yönetmenimize söylüyorum. Şimdi şunu rica edeceğim senden. Hanımefendiyle özel ilgilenir misin? Olur. Teşekkür ederim. Ya canımsınız. Ağlamayın. Dünyada çözülmeyecek hiçbir şey yok biliyor musunuz? Sizi böyle bırakmak istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Serhat'a teslim edersem bu ilişkinin çözüleceğine inanıyorum. Belki kocanız hasta olabilir. Değil mi? Belki ilişkiniz hastalanmış olabilir. Belki siz yanlış davranıyor olabilirsiniz. Evet evet. Yani Serhat'cığım senden rica ediyorum. Siz rejideki arkadaşlarla irtibat kurun. Bizim numaramızı versin. Bize de haber verin olur evet, mu sonra? Zaten Serhat'tan görüşelim, alırım bilgilerinizi. Sizlere bir yardımcı olalım. Süreçle ilgili ona göre nasıl desteğimiz olursa yapalım. Hiç özür dilemeyen eşiniz belki de Serhat Yabancı sayesinde size özür dilemeyi, aşkına itiraf etmeyi öğrenecektir. Ne diyorsunuz? İnşallah. Şeye bakalım yani, herkes kendi adına kime ne çıkıyor bu evliliği iyileştirmekle ilgili. Yani evet, belki de iki tarafında birçok ihmalleri, hataları vardır. Bugün önümüzde evet, bir güvensizlik var ama bu güvensizlik çözüldükten sonra evlilikteki sorunlar çözülmediğinde aynı şeyler bir daha yaşanıyor. Evet. Veya aldatmasa bile kopuk yaşıyor. Zaten sırf bu yüzden istiyorum. Evet. Daha önce de aldatmış değil mi? Evet. Tarih tekerrürden ibaret. Şimdi tekrar aldatıyor. Nedenler aynı şey değişmeden sonuçlar pek değişmiyor zaten. Sizi güçlendirelim olur mu? Çok sağ olun. Canımsınız. Sağ olun. Üzülmeyin. Şimdi gözyaşlarınızı silin. Rica ediyorum sizden. Bugünün tekrarı yok. Bugün kendinize gidin, dışarıda bir kahve ısmarlayın. Değil mi Serhat, sen söyle bir şeyler. Ne yapsın mesela bugün kendi için? Ya şöyle, hani bu olaylar tabii acı ve üzüntü verici. İnsanlar böyle pat diye içinden çıkamıyor. Ama hayatımızda bir sorun varken de hayatımızı devam ettirmeyi öğrenmek zorundayız. Yani şu an bir sorun var değil mi hayatınızda? Evet. Bu soruna saplandığımızda objektif bakış açımızı da kaybediyoruz. Evet. Bir şeyi çok düşündüğünüzde bir süre sonra objektif olma yetinizi kaybedebiliyorsunuz. Şunu deyin. Evet, şu an bir sorun var. Evliliğimde bir sorun var. Ama ben bir yandan da bir bireyim, bir anneyim, bir insanım. Tabii. Bu yönümü de devam ettirmeliyim. Yani sadece buradaki soruna takılırsanız hayatın diğer bütün artılarını da göz ardı etmiş olursunuz. Sorun devam ediyor ama hayat da devam ediyor. İkisi aynen beraber öyle devam ediyor. Paralel devam ederken evet, de çözüm bulmak için evet, de devam ediyoruz. Sorunla da uğraşacağız, sorunla da ilgileneceğiz ama hayatımızla da ilgileneceğiz. İkisini evet, birlikte yürütmek zorundayız. Belki de inşallah diğer sağlık problemleriniz de çözülecek. Evet, evet. Yani birçok şey belki bugün sizin hayatınızda çözüm noktası evet, olacak. Komplike durum. Çok teşekkür ediyorum ben Serhat'cığım. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de sağ ol. Gerçekten önerilerin, tavsiyelerin bizim için çok önemli. Yine görüşmek üzere görüşürüz o zaman. Çok sevgili dostum, arkadaşım, hep var olman dileğiyle. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hanımefendiyi sana emanet ben ediyoruz. Siz de lütfen telefonu kapatmadan arkadaşlarımız rejiden numaralarınızı alsınlar. Serhat Bey bizzat ilgilenecek. Çok teşekkür ediyorum herkese, bizi izleyen, bizimle birlikte olan.